Hızır, ben bu masanın liderliğini sana devrederken senden bir şey istedim. Şahsi bir şey istedim. Yeğenin kızımla asla görüşmeyecek dedim. Aksi olursa seni de, İlyas'ı da, Alparslan'ı da öldüreceğimi söyledim. Bana tek bir şey söyle. Seni ve iki amcanı bu masada öldürmemem için tek bir şey söyle. Beni ya da amcalarımı öldürmemeniz için diyeceğim hiçbir şey yok. Ama kendinizi öldürmek için bana bir sebep soruyorsanız, kızınız kollarımın arasında öldü. Eğer aileni koruyamıyorsan yaşama. Sen de koruyamadın. İki amcam da yanınızda oturuyor. Ben sözümü tuttum. Sen sözünü tutmadın. Sözü dinlenmeyen adam sizsiniz Ünal Bey. Öfkenizden gözünüz kör oluyor. Düşmanınız en değerli hazinenizi çalıyor. Siz bunun sorumluluğunu başkasının üzerine atarak dünyanın en acılı insanını ve ailesini ölümle tehdit ediyorsunuz. Öldürün. Yaşamak için size yalvaracak değilim. Öldürün. Yalvaracağım bir şey yok mu? Yok. He. Son bir dileğin nedir diye soruyorsan var. Madem yaşamak için bir sebebin yok, söyle o zaman. Son sözünü söyle. İntikam. Ölen benim kızım. İntikam sahibi benim. Sen kimsin? Ben o ölen kızın sevdiği adamım. Son nefesini yanında verdiği adamım. Ve onun yaşaması için hiçbir şey yapamamış adamım. Ünal Bey. Şşş. Herkes susun. Bir aslan kükrediği zaman kaplan bile susar. Ben suskunluğumu şöyle ifade edeyim. Bana acıdan söz ediyorsun. Bir babanın evladını yitirmesinden daha acı bir şey olabilir mi?
Bana intikamdan söz ediyorsun. Bir babanın, benim gibi kuvvetli bir babanın intikam arzusundan vazgeçip susmasını söylüyorsun. Bana yalvarmaktan söz ediyorsun. Evladını yitiren bir babanın evladını yitirmeden önce yalvarmayacağı bir düşman yokken hele. Evet. Acımı yaşayacağım. İntikam almayacağım. Susacağım. Ve yalvaracağım. Bir erkeğin yanında sevdiği kadın öldürülüyorsa bu acıyı yaşamak o adamın hakkıdır. Sevdiği kadın yanında öldürülüyorken bir şey yapamıyorsa intikam almak onun hakkıdır. Ve bu hakkı babasına yalvarmadan arslanlar gibi istiyorsa bunu ona vereceğim. Şu dakikadan itibaren ben sadece yalvaracağım. Kızım için, Özlem için yalvaracağım. Bir babanın görevi intikam değildir. Onu korumaktır. Onu koruyamadığım için yalvaracağım. Beni affetsin diye yalvaracağım. İntikam senindir. Sandalye, intikamını alıncaya kadar senindir. Ben de var iki cihan. Ben bu cihana sığmasam. Ben de var iki cihan. Ben bu cihana sığmasam.